Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif geldi. Biz zannederiz ki sadece sabahtan akşama kadar aç kalacağız. Oruç asıl üç hustadır. Bir, dilde. İki, midede. Üç ise uyumada, uykuda. Ne der arifler? Az yemek, az konuşmak, az uyumak. Ramazan-ı Şerif dedim. Çoğu arkadaş beni yadırgamasın, yatsılamasın. Niyetleniyoruz sahurda. Öğlene kadar yatıyoruz. Yani orucu uykuya tutturuyoruz. Bu oruç mudur ki? Şems diyor ki, bağla eşeği ahra, akşama kadar yem verme. Sadece diyor, acı acı anılır. Bir usulü bozar. Ardından uyuyamaz. İkinci usulü bozar. Ardından kıvranır. Üçüncü usulü bozar der. Yani pirin dediği gibi, ibadetsiz namaz yok, niyaz yok. Ne oldu? İslam beş şartıydı. Salat duaydı. Tabi namazın kılma hallerine duaydı. Okumuş olduğumuz surelerdi. Savun oruçtu. Yani nefsi terbiyeydi. Açlık insana en iyi terbiye edendir. Aslında insan kendi kendiyle yalnız kalmayı becerebilirse eğer, kendini dinlemeyi öğrenirse eğer, o vakitte boş konuşmaz, az konuşur, öz konuşur. Uyku aslında bir gaflettir sadece. İhtiyacın üzerine çıkan bir gaflettir. Her şeyden geçer gider ömrümüz. Ömür dediğiniz şey o kadar kısadır ki, uykuda kaç saatiniz gidiyor? Ne kadar farkına varıyorsunuz doğan güneşin? Bakın bugün sabah ezan okunuyor. Karavandan açtım pencereyi. Namaza mütakiben. Şafağın doğuşu o kadar güzeldi ki. Hele kızıllığı yaran güneşin doğuşu. İnsana o enerjiyi nasıl doldurabiliyor musunuz? Ve bu manzara karşısında şükretmemek elde değil. Eşekûr ismi şerefini 99 kere ki 561, 546 deriz de bir 99 tesbihle etseydik Rabbim nimetlerini yağdırırdı. Ve şu anda çekimlerimiz devam ediyor. Sufi Teta Heyling'in ismi şerifleri okudukça Allah-u Teala'nın o kadar muazzam açılıyor ki dimağımız.